Evet sevgili izleyenler, Kanal 42 ekranlarında tarım fuarında olan yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bizler yavaş yavaş yorulmaya başladık. Muhammed sen de yoruldun mu? Yorulduk ama ne yapacağız? Durmak yok. Yola devam. Çalışmalara devam. Tarım fuarını güzel bir şekilde sizlere aktarmaya bizler devam edeceğiz. Şimdi neredeyiz? İddialı bir ismin yanındayız. Markasından da anlaşılacağı üzere Hedef Tarım'dayız. Doğru mudur abi? Evet. Hedef Tarım'dayız. Hedef Tarım'ı tanımadan önce abimizi biz bir tanımak isteriz. Şöyle izleyicilerimizle bir buluşturmak isteriz. İsmim Mustafa Dilek. Konyalıyım. Konya Bozkırlıyım. Maşallah. 3,5 yıl yani 3 yıl civarı oldu firmamızı kuralı. İnşallah. Amin inşallah. İnşallah yenilikçi. Ve daima yenilikçi olmaya gayret göstereceğiz. Çünkü marka önemli. Hedef. Evet. Hedefimiz daima lazım. En iyisi ve en iyisini çiftçiyle buluşturmak. Şimdi Hedef Tarım'a gelecek olursak, evet. Hedef Tarım yoluna 3 yıldır devam ediyor. Maşallah. İnşallah 3 yıl olduğu gibi 33 yıl olur. İnşallah. İnşallah kuşaktan kuşağa bu İnşallah. Güzel firma aktarılarak devam eder. İnşallah. Hedef Tarım çiftçilerimize neler vaat ediyor diye bir giriş yapmak isterim ben. Hedef Tarım çiftçilerimize en iyi, en hızlı şekilde ve en ucuza ulaştırmayı vaat ediyor. Ekonomik yandan da etkili. Evet, evet. Evet. Onun haricinde peki mesela buraya gelen çiftçilerimiz burada ilk önce size sordukları soru fiyat mı, kalite mi? Bize ilk önce sordukları soru, biz ağırlık döküm merdaneden gidiyoruz. Yani döküm merdane ürettiğimiz için döküm merdanede şu an Türkiye'de en çeşitli biz yapıyoruz. Yani 2 metreden 6 metreye kadar ve 500 kilodan 3 tona kadar. Yani her türlü bir evet. Evet. Yani en, Türkiye'deki en küçük çiftçiden en büyüğüne kadar döküm merdane üretimimiz mevcut. Şimdi isim Hedef olunca alanlar biraz daha genişliyor. İnşallah. Konya içinde hizmet veriyoruz. Peki Konya dışında da Konya hizmetlerimiz dışında, devam ediyor mu? Konya dışında 80'e yakın bayimiz var. Maşallah. Türkiye'nin Ege, Marmara, Trakya, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun bir kısmında. Maşallah. Ve ayrıyeten yurt dışında da bayilerimiz var. Yurt dışında da bizlenmeye başladık. İnşallah. Peki şimdi buraya geldiniz. Bu güzel tarım fuarında standınızı açtınız. Birbirinden güzel ürünleriniz var. Tabi buradakiler bir kısmı. Bize şöyle ürünlerinizden biraz bahseder misiniz? Evet. Mesela ben fazla anlamam bu işlerden. Şunu bize bir anlatabilir misiniz? Siz de şöyle buyurun. Bu döküm merdane. Döküm merdane. 33 çap dediğimiz. Yani döküm merdanenin en küçüğü. En küçük. Evet. Yavrusu. Yani döküm merdane 2 metreyle bu tip merdanelerde 2 metre ile 3.55 arası yapıyoruz. 3 metre 55 santim arası. Onun bir büyüğü 37 çapımız var. Bir büyüğü 40 çapımız var, en büyüğü 50 çap. Yani tarla ve makinelerin büyüklüğüne göre. Farklı cihazlar var. O tarafa doğru ilerleyelim o zaman şöyle yavaş yavaş. Mesela bu ürünümüz ne? Tesviye küreğimiz. Normal standart tesviye küreklerimiz. Tek yönlüyken biz pistonlu ve çift yönlü tesviye küreği yaptık. Yani çiftçimiz traktörden inmeden hem ileriye hem geriye kullanabilecek. Aynı zamanda küreğin açısını da pistondan verebilecek. Bu güzel fikirler, projeler hep sizden İnşallah. Çıkıyor böyle. Peki ilham kaynağınız ne diye soracak olursam ne dersiniz? İlham kaynağımız... Şimdi insanın oturduğu yerde illaki aklına bir şey gelmez. Tarlaya, bağa, bahçeye sizler de çıkıyorsunuz. İllaki. Oradan gördükçe mi aklınıza geliyor böyle? İlham kaynağımız millet kullandıkça, gördükçe acaba şunu şöyle yapsak nasıl olur? Denesek Kendi mi? Tabii ki. O şekilde. Yani mesela küreği, normalde tek yönlü küreği, pimini söküp adam traktörden inip arkaya çevirecek. Ondan sonra takacak, geri binecek ama böyle bunda direkt traktörün koluna bastı mıydı? İstediği açıyı verecek, ileri geri bitecek. Maşallah. Peki şimdi Hedef Tarım'la ilgili biraz da şöyle dedikodu yapacak olursak Hedef Tarım'ın var mı yeni projeleri? Bize de onlardan bahseder misiniz? İlla ki Hedef Tarım yoluna devam ediyor. Emin adımlarla. Yeni projelerinden bir tanesi katlanır döküm merdaneydi. Oraya doğru geçelim mi? Evet oraya geçelim. Hadi hızlı bir şekilde oraya doğru geçelim. Gel abi sen de. Evet. Hedef Tarım'ı tanımaya bizlere devam ediyoruz abimizle birlikte. Biraz seni dövüyoruz abi kusura bakma artık. Hedef Tarım'ın 2016 üretimi yani hedeflerinden biri katlanır döküm merdaneydi. Bunu 6 metreye kadar yapıyoruz. Allah azim verirse bundan sonraki hedefimiz bunu 18 metreye kadar çıkartmak. İnşallah. İnşallah. O makineyi de çıkartmak. İnşallah. Yani bir dahaki nasip olursa seneye ki Konya fuarına bunun 18 metresini çıkartacağız. İnşallah. Nasip olursa. Şimdi de fuara gelelim. Evet. Sizi tanıdık. Tanıyamadık aslında. Neden? Çünkü kısa bir süre size anlatmaya yetmez illaki. Eyvallah. Bir de şöyle fuar hakkında düşüncelerinizi alacak olursak bize neler söylemek istersiniz? Konya fuarımız şu an Avrasya'nın en büyük tarım fuarı. Artı Türkiye'nin. Biz de buna ev sahipliği yapıyoruz. Ne güzel. Ne güzel ev sahipliği yapıyoruz. İkinci günü olmasına rağmen yani çok verimli ve güzel fuardı. Yani bizim için yurt dışına gelen misafirlerimiz olsun, yurt dışına gelenler olsun. Yani bayağı bir verimli oldu.